Yelo. Bugün evde işe almayı hiç düşünmüyorum. Kendime zaman ayırayım dedim. Önce uyandım, sabah saçlarımı boyadım. Ondan sonra sen tabii söylemedim sana. Sonra cildime şöyle bir maske yaptım. Bakım yapayım dedim. Pek belli olmasa da makyaj yok ya onda. Kendimle biraz ilgilendim. Şimdi de Yelizciğimin arabasını kutlamaya gidiyoruz. Eşi ona evlilik yıldönümü hediyesi araba aldı. Ve biz çok araba kullanmayı bilmiyoruz. Biraz çalışma yapmak için evden Bakalım. çıkacağız. Açın yolları, biz geliyoruz. Şimdi ikimizin de sıkıntısı bizim park etmekti. Park etme çalışmaları yapıyoruz burada kendi kendimize. Toplaca, ha çok güzel geldin. Devam et. Tamam. Öne al. Kuzucuğuma park etme çalışmaları yaptırıyoruz. Tamam. Düz alt şey, ön tekerleğini düzelt. Heh. Şimdi öyle biraz git. Çok kırma tekerlekleri. Biz, heh. Tamam. Çok güzelsin. Başardın. Evet. Biz biraz daha çalışalım. Birkaç saat buralardayız. Trafik zaten çok değil burada. O yüzden burayı seçtik. Harikasın yavrum. Gel. Dur. Çok kırdın tekerleklerini. Şöyle trafiğin çok yoğun olmadığı bir yer. Böyle biraz park etme çalışmaları yapacak kuzuşum. Şimdi vurduk kendimizi yollara. Çanakkale'ye doğru yolumuz var. Gidişat Nereden Çanakkale yolu. dönmüşsün acaba Biz buradan? kendimize dönecek bir yer bulalım şimdi. Şimdi bir molaya yolladım. Kahve zamanı. Kahve içelim. Bayağı yorulduk değil mi? Çok. Kolay mı canım? Bir saattir ileri geri yapıyoruz. Size de göstereyim şöyle nereye geldik. Mavi Bahçe'ye geldik biz. Burada biraz dinlenelim. Sonra Çanakkale yoluna doğru tekrar devam ederiz. Sipariş mi vereceğiz Ha, şimdi? şimdi sipariş vereceğiz galiba. Uygulamaları böyle şey üzerindenmiş. İndi, geldi mi barkota şey? Geldi. Kod geldi mi? Geldi. Ha, ne geldi Aç bakayım? mısın? Kod Hayır değil. gelmedi, şey geldi Menü mü ya. geldi? Menü geldi. Ama biz ne istiyoruz? İçecekler. Şimdi siparişlerimizi vereceğiz. Yorulduk ama eve geldim. Saat 4'ü geçti birazcık. Akşam oldu ve yemeğim yok. Yemeğim yok. Biraz da eksiklerimiz vardı. Bir markete kadar gittik, BİM'e kadar hemen. Ay söylemiştim zaten yan binanın altı BİM diye. Hemen bir alışverişimizi yaptık. Hızlıca'na geldik. Hem de bir yemek yapacağız artık. Oradan pizza aldım. Fırına pizzayı koyacağım. Ve aldıklarımı size göstereyim. Şöyle sıraladım onları. Çünkü biliyorsunuz buradan başka yere koymuyorum ki arkasından buraları tekrar temizliyorum. Şöyle göstereyim. Şunları da makineye atıyorum hemen bez çantalarımızı. Kısa programda bir yıkattırıyorum onları da. Malum un dayanmıyor, eve un aldım. 2-3 gün önce de bir tane almıştım. O yüzden tek paket aldım. Gerekirse alırım şunları da belki çikolatalı demişim. Bisküvi pastası yaparken kullanırım diye aldım. Şurada biraz ıvır zıvır var. Puding, konfet, çubuk kraker, bisküvi falan. Şunu biliyorsunuz ben seviyorum. Şurada birkaç paket makarna aldım. 5 paket almışım. Şurada şey, arpa şehriye, tel şehriye. Tel şehriyi az kullanıyorum. Evde de vardı. Şimdi bu bana birkaç ay gider. Ama arpa şehriyi daha çok kullanıyorum. Daha çok seviyorlar çünkü. Erişteyi bu sefer 2 paket aldım. Çünkü erişteyi gerçekten seviyorlar. Pirinç aldım yine.
Bu Bim'in baldo pirincini çok seviyoruz ve bunun ayarını güzel yapıyorum. 2,5 kiloluk pirinç aldım. 2 kiloluk toz şeker aldım. Biraz da evde vardı. Bir de kırık pirinç aldım. Dolma sarma yaparken diye var birazcık da evde. 2 paket süt aldım. Küp şeker. Küp şekerim de az kalmıştı. Şunu fırına vereceğim. Pizza. Şu tulum peynirini seviyoruz. Tulum peyniri aldım. Bir de yine kaşar aldık. Bulgur evde en çok kullanılan bizim. O da 2 tane kalın bulguru, 1 tane de ince bulgur aldım. 1 paket kuru fasulye aldım. Nohut almadım bu sefer. Nohutumu daha seyrek yaptığım için nohut almadım. Bu tuzlu bir yumurta aldım. Bir de şöyle biliyorsunuz Bim'in peçetesinden aldım. Sürekli kullanılıyor. Şuraya gelirsek kabartma tozu kalmamıştı. Sonra bir ara alırım. Zaten birazcık da evde var. Mayam 1-2 tane kalmıştı. Maya aldım, kuru maya. Knor bulyon işte etli tavuk bulyonundan aldım. Sosisli sucuk, margarin, işte kakaola, çikolata sos. Bunlardan da evde vardı. Çikolata sosum yarımdı da kakaom vardı epey. Mutfağın olmazsa olmazı sarıbez. Bir hafta gitmiyor bir tane sarıbez. Hemen şey oluyor zaten. Biraz mantar aldık. Şunu ben kullanıyorum. Damla çikolata. Kahve ve yoğurt. Arkada da ekmeğim var. 2 tane de ekmek almıştık gelirken. Şampuan yedekte dursun dedik. Şu sütlerden çocuklar aldılar, içiyorlar. İşte makine için bulaşık deterjanım evde bayağı vardı. O yüzden el yıkama az kalmıştı. El yıkama aldım. Sirke ile limon suyu aldım. Kızartmalar için sıvı yağ. Şu konsantre vardı evde. Domestos tarzında olan var ya, yoğunlaştırılmış çamaşır suyu, evde 2 tane vardı. Bunları klozetin içine döküyorum. Ondan bundan aldım. Ondan bundan aldım. Güzel laf oldu. Yüzey temizleyici aldım. Çok sevmiyorum ama başka yere gitmek zor geldi. Şunu aldım hemen. Aldıklarım böyle, 400 lira verdim. Bir de içecek falan almıştık. Onlar dolapta. Bunları ben şimdi valla en uzun yeri, en sevmediğim yerini yapacağım. Yerleştireceğim. Mutfağa getirdiğim son durum. Şöyle. Harikayım değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Zaten harika olduğumu düşünüyorum. Sizi şuraya bırakayım. Bugün iş yapmayacaktım. Kendime öyle demiştim. Hakikaten de yapmadım ama. Sadece şu enkazı kaldırmayı düşünüyorum. Bakın yemek bile yapmadım ben bugün. Şu enkazı kaldıracağım buradan. Başka da bir şey yapmayacağım.
yemeğimizi yedik biz. Hemen şunlar da bulaşıklarım. Bulaşık makinesini bir türlü doldurmayı beceremedim ya. Hemencik tencere tabaklarda çok zorlanıyorum. Sığmıyorlar. Bir o yana geçiriyorum, bir o yana geçiriyorum. Bir türlü anlayamadım nasıl yapacağımı. Bu akşam da canım Nescafe istedi. Ya aslında ben bugün çok fazla kahve içtim. 4 tane kahve içtim. Şöyle de sizi niye kaldırmıyorsam. Yemeği hazır yiyince bulaşığı pek çıkmadı. Ben de tabaklarımı bırakmıştım. Hava artık malum biraz daha erken kararıyor. Hızlıca kısa bir yürüyüş yaptım. Kısa da olsa yapmak bir de suçluluk duygusundan kurtarıyor. O yüzden de mutlaka yapmaya çalışıyorum yürüyüşümü. Şimdi de eşim çay içiyordu. Çaydanlığın altını söndürmüş. İçinde biraz daha su var. Ben o suyu değerlendirip Nescafe yapayım. Bugün kahvenin de çayın da her çeşidi içtim sanki. Ama şöyle küçük bir fincan kahve iyi gelecek gibi. İyi gelecek inşallah. Şimdi kahvemi yapayım. Sonra da oturayım, keyif yapayım. Kapanışımı da burada yapayım. Bugün güzel bir gündü. Arkadaşımızla gezdik. Oradan geldikten sonra biz başka arkadaşımıza daha girdik. Orada da bir kahve içtik. Yeliz'le birlikte. Yani benim arkadaşımın adı Yeliz. Diğer arkadaşımın ismi de, girdiğimiz arkadaşımın ismi de Yeliz. Diğer Yeliz'e girdik. Biraz oturduk. Bir kahve de orada içtik. Hatta kahve içmedik. Yalan söylemiş olmayayım. Çok kahve içtik dedik. O da bize form çayı yaptı. Yeşil çay. Yeşil çayımızı da orada içtik. Sonra evime geldim. İşte markete gittik geldik. Mutfak birazcık sanki yordu yine beni. Sadece onları yerleştirdim. Başka da hiçbir şey almadım. Sadece şurayı böyle bir çamaşır suyu tezgahın üzerine bir şey yaptım. Çünkü burası dolapları indirmem gerekiyor komple. Büyük bir temizlik olacak. Sen kahve içecek misin? Yok. Ondan sonra o yüzden de dolap işlerine girmiyorum. Şu anda sadece kapaklarını şöyle yüzeysel siliyorum, geçiyorum. 3-5 gün sonra onu da yaparım umarım. Bakalım. Bugünlük benden bu kadar olsun. Bu videom da bu kadar olsun. İnşallah severek ilgili izleyeceğiniz bir video olmuştur. Severseniz, beğenirseniz oğlum da benimle dalga geçiyor. Like atmayı, yorum yapmayı, abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.